İbrahim Karagül 2019 koalisyonu Coğrafyamızda Orta Doğu'da yepyeni bir koalisyon şekilleniyor ve Türkiye bu koalisyonun dışında değil. Sanırım Arap Baharı sonrası en ciddi siyasi hareketlilik bu koalisyon üzerinden biçimlenecek. Hemen her devletten, her ülkeden, her siyasi çevreden birilerinin yer aldığı bu yeni siyasi dalga önümüzdeki dönemde bazı ülkelerde ciddi değişimlere neden olacak. Kitleler yerine derin nüfuz çevrelerinin biçimlendirdiği bir tür sistemik hareketlilik olarak tanımlayabiliriz bunu. Arap Baharı kitlesel reaksiyondu. Bu ise Batı'nın yönlendirmesiyle güç iktidar alanı içinde yeni bir oyunun kurulmasından başka bir şey değil. Amerika İngiliz projesi. Her ülkede yeni siyasi kadro. Var olan rejimler güç yapısı bu yeni koalisyonun hem içinde hem dışında. Tek tek ülkeler, rejimler yok bu yeni yapıda. Sistemler içindeki etkin nüfus çevreleri arasında bir bağ kuruluyor. Buradan yeni güç haritası oluşturuluyor. Bu dayanışmanın her ülkede bağlantıları sağlanıyor o ülkelerdeki küskünler, memnuniyetsizler, yeni proje etrafında bir araya getiriliyor. Orta Doğu'nun yeni siyasi atlası çizilmek isteniyor. Ucu Amerika'ya ve İngiltere'ye uzanan, bölgedeki bazı ülke, kişi ve çevreler üzerinden servis edilen, Katar'ı hedef alan, körfez kriziyle alenileşen, 15 Temmuz'un finansörlerinden ve operasyonel güçlerinden, Birleşik Arap Emirlikleri ve Muhammed Dahlan üzerinden somutlaşan bir hareketlilik. Tam anlamıyla Türkiye karşıtı bir yapılanma bu diğer bir ucu İsrail'e, bir ucu Mısır'a, hatta Suudi Arabistan'a, hatta İran'a kadar uzanan, körfez fonuyla beslenen alabildiğine Türkiye karşıtı bir ilişkiler ağı. Son yıllarda Türkiye'nin net duruşu, pozisyonu, yerli ve tarihi bir perspektif savunması bölgenin tamamına yönelik küresel ölçekte birçok hesabı bozdu. Bölgeyi yönetenler Türkiye'yi cezalandırmaya girişti. Bunun son örneği FETÖ üzerinden servis edilen çok uluslu işgal ve iç savaş girişimi oldu. Bu son darbe olacak. Türkiye diz çökecek, taşlar yerine oturacaktı. Sadece FETÖ değil, PKK'nın, Dahlan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de 15 Temmuz'un arkasında yer almasının nedeni buydu. Bir talimattı. Çok uluslu iradenin bütün siyasi uzantılarını harekete geçirmesi ve FETÖ'ye destek vermesi bundan da ama burada durmadılar. Şimdi bölge içindeki uzantıları üzerinden işte sözüne ettiğim o koalisyonu şekillendiriyorlar. Amerika, İngiltere, İsrail'e itaat birinci öncelik. Suudi Arabistan'daki aile krizi üzerinden, Türkiye'den rahatsız olan bölge ülkeleri üzerinden, tahmin ettiğimizden daha fazla güç elde eden yeni iktidar çevreleri üzerinden, terör örgütleri üzerinden, her ülke içindeki muhalifler üzerinden yeni bir dayanışma hattı oluşturuyorlar. Bu dayanışmanın ortaklığın birinci önceliği Amerika, İngiltere ve İsrail ile tam ortaklıktır. Siz buna tam itaat de diyebilirsiniz.'' İkinci önceliği Batı'ya karşı gelen, dik duran, onların bölgedeki oyunlarını bozan bütün liderlerin, siyasi hareketlerin hedef alınması, tasfiye edilmesidir. Yeni siyasi kadrolar ülkeleri küçültecek. Üçüncü önceliği, coğrafyanın tamamına yönelik yeni dizayn, harita değişiklikleri, ülkelerin küçültülmesi planlamaları için operasyonel güçlerin iktidar alanına taşınmasıdır. Hem bölgenin yeni haritasının gerçekleştirilmesi hem de bu haritaya göre siyasi dizayn yapılması, bütün bunlar için ortakların taşeronların belirlenmesidir. Son zamanlarda Muhammed Dahlan ve Dubai emiri Muhammed Bin Zayed hakkında yoğun yayın yapmamızın sebebi bu yeni gelişmeye dikkat çekmek içindi. Aksa krizi projeydi. İlk sonuç Filistin'de Hamas'la Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas arasında başlayan ve Dahlan'ı merkeze alan son tartışma yeni koalisyonun ilk sonucunu Filistin'de göstereceğine işaret ediyor. Mescid-i Aksa krizi işte bu proje çerçevesinde özellikle çıkarılmıştır. Dahlan'da Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'de bu oyunun içindedir. Hamas'ın Dahlanla diyaloğu aslında Hamas'ın bölgede güç kazanacağını düşündüğü yeni koalisyonla pazarlıklarına işaret etmektedir. Bu durumsa hepimizin kanaatlerini alt üst edecek sonuçlara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Sadr Suudi Arabistan'a gitti. Sonra ne oldu? Yine geçti Geçtiğimiz hafta Mukteda Es Sadr'ın Suudi Arabistan ziyareti, hemen ardından Haçlı Şabi teröristlerinin silahsızlandırılması çağrısı, Irak'ta Suudi Arabistan karşıtı afiş ve sloganların yasaklanmasının istenmesi yeni koalisyonla bağlantılıdır. Bunlardan önce ise Katar'ı hedef alan kriz bu koalisyonun ilk icraatıdır. Sanırım önümüzdeki günlerde bölgenin yükselen gücü yeni koalisyonun icraatları ile ilgili çok şey göreceğiz. Batı bu koalisyon üzerinden bölgeye yeni müdahaleler dönemini başlatmıştır. İşin özeti şudur. Koalisyonun Türkiye ayağında Kimler var? Peki bu sürecin Türkiye'ye etkisi ne olabilir? Türkiye'de bir siyasi dalga oluşum hareketlilik şekillenir mi? Amerika, İngiltere, İsrail ile uzlaşma temelinde bölge politikalarında köklü geri dönüşü içerecek şekilde. En önemlisi de Türkiye'nin yerli ve tarihi duruşunu uzlaşmayı öne çıkarmak, Türkiye'yi rahatlatmak gibi cezbedici cümlelerle pazarlayarak sulandıracak yeni bir siyasi oluşum söz konusu olur mu? Coğrafyanın her köşesinde hissedilir olan yeni koalisyonlar, koalisyonun Türkiye ayağı kesinlikle olacaktır. Muhtemelen bu hareketlenme 15 Temmuz'da direncini değersizleştirecek. Bu yönüyle 15 Temmuz'un yapamadığını yapacaktır. Muhafazakar muhalefet kritik tarih 2019 olacak. Türkiye ayağında ne tür bir koalisyon kurulacak? kimler hangi çevreler olacak bilemem. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fokus dergisine verdiği söyleşide kullandığı cümleler bazı ipuçları veriyor. Ama Türkiye içi operasyon CHP üzerinden yapılmayacak onun da destekleyeceği muhafazakar kadrolar ve muhafazakar söylem esas alınacak. Türkiye'nin geleceği için oluşturulacak yeni siyasi yapı muhafazakar kimlik üzerine kurulacak ancak batı ile uzlaşma ön şart olacak. Sanırım bütün bunları 2019'a hazırlık olarak görebiliriz. Yeni bölgesel koalisyonun Türkiye ayağı için kritik tarihi 2019 olarak not edelim. İbrahim Karagül, Yeni Şafak